sonra şimdi Başkan Bey bana teşekkür etti. Ben de teşekkür ederim. Ama ben termal tesisler söz konusu olduğu zaman her zaman baştan itibaren emeğe geçen bütün belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Hatta belediye personeline teşekkür ediyorum. Tabii bu emetin parasıyla yapıldığı için de emekli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu tesis milyarlar, trilyonlarla yapılmış bir tesis. Hepimiz yakından çok iyi biliyoruz ki bu tesis atıl vaziyetteydi. Yıllardır göçmeye terk edilmişti. Ama biz aldık, Allah nasip etti ve bu hale getirdik. Tesisi işletmeye sokan dışarıdan kimse gelmedi arkadaşlar. Hepiniz iyi biliyorsunuz. Veya başka amaçlarla geldi. Ülkemizde yatırım yapmak çok zor. Yatırım yapacak yatırımcı bulmak da çok zor. Biliyorsunuz başbakanımız dahil olmak üzere herkes memleketine yatırım yapsın seferberliği başlatıyor. Memleketine yatırım yapsın ki herkes diyor, o memlekette hem faydası olsun hem de gelişsin diyor. Tabii biz bunu yıllarca önce kendi içimizde hissettik ve bu vazife bizim vazifemiz dedik, yaptık. Allah bize bunu nasip etti. Şimdi Sayın Başkan kaç hafta önceydi bilmiyorum, 2 hafta önce miydi, 3 hafta önce miydi Ankara'ya geldi. Dedi ki ya yatırım yapmak istiyorlar. ne dersin? Dedim ki Emet'e yapılacak her türlü yatırımda ben mutlaka önünü açarım, hiçbir zaman engel olmamaya çalışırım. Yeter ki Emet'in menfaatleri söz konusu olsun. Bunun örneğini de geçmişte gösterdik başkanım dedim. Her zaman da göstermeye hazırız dedim. Ama gerçekten yatırımı yapılacağını bilmem lazım. Yapacaklarını bilmem lazım. Ne yapılacağını bilmemiz lazım. Ne zaman yapılacağını, ne zaman hizmete gireceğini, hangi amaçla yapılacağını, bunları iyi bilmemiz lazım dedi. Tamam dedi. Tabii ben Arabistan'da olduğum için görüşememiştik. Geldiğimizde de aradılar. Mutlaka bir görüşelim diye atladık, geldik. Diğer arkadaşlar da geldiler. Bugün saat 9 çeyrekten herhalde veya 9.30'a kadar birlikteydik. Şimdi arkadaşlar, yatırım yapacak yatırımcının istekleri şu. Diyor ki ben diyor devre mülk satacağım diyor. Devre mülk satacağım için diyor bana arazi lazım diyor. Ben araziyi aldım çevreden ama parça parça aldım diyor. Birleşik bir araziyi alamadım diyor. O yüzden birleşik bir arazi lazım diyor. Ne yapacağını diye sorduğumuzda aşağı yukarı 300 civarında daire yapacağım. Çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Devre mülk sattığı zaman bunu her daireyi 52 ile çarpın. Aşağı yukarı 10.400 civarında devre mülk yapıyor. 10.400 aile gelecek buraya. Bu bir, bunu bir tarafa koyalım. Şimdi diyor ki, bunun başkan demiş ki, kardeşim ben böyle bir şeyi tamam size yaparım ama demiş, belediye ne yapacaksınız demiş. Belediye şunları şunları istiyorum demiş. Başkanın istekleri de bildiğim kadarıyla bugünden itibaren şunlar. Bu tesisin bitişiyle 70 odaya yakın 64 küsur oda. Tam sadece oda sayısı, bu odası, yatak oda sayısı, diğer odalar hariç. Suitleri var falan. Suitleri. Aşağı yukarı 70 odaya tekrar. Suitlerden de çift sayarsam 64, 74, 84, 3'erde 6'da o 90 oda. Ha, sayısını ben net bilmiyorum ama 64 ve 70 civarını net biliyorum. Buraya bitişik, bağlantılı tesisin yanına tesis yapacağız. Yani tesis, hemen araya girelim, sözümü unutmadan. Tabii. Tesis arkadaşlar şöyle. 700 metrekare üzerine odun kat, zemin kat, 3 kat artı teras kat. Yani 6 kat. İşte altı sosyal tesisler, üstü normal odalar. Daha üstü yemekhanede bir şeyler düşünüyorlar. Sosyal böyle veya toplantı salonu bir şeyler düşünüyorlar. Ortadaki 3 katta odalar olacak şekilde. Evet. Ama diğer odalar mesela oda dolar sayılmıyor diğer yerler. Onu bilirsin. Yani 70 civarında yuvarlak hesap tesis yapılacak. Artı Osmanlı Hamdolası oraya 5 tane apart ve 10'a 20 bir tane havuz. 10'a 20 bir tane yüzme havuzu yapılacak.
Bunun karşılığında da 19 bin küsur metrekare araziyi, yani şu anda futbol sahasının bulunduğu araziyi verecek. Nasıl verecek? Doğru. Nasıl verecek? Bu arazi şu anda bizim Uygar Turizm Seyahat Limited Şirketi'nin ortasında, biliyorsun, kiraksiyonu. Ben bütün 19 bin küsur metrekarelik yer artı bu tesisten, buraya yapılacak olan tesisten kanuni olarak hiçbir hak iddia etmeyeceğim. Hiçbir şey istemeyeceğim. Bunun karşılığında bunlar yapılacak. Eğer ben buradan dersem ki ben şunu istiyorum diye belediyeden, belediye bunu yapamayacak. Niye yapamayacak? O zaman zaten ihale şartnamesine aykırı bir şey yapacağı için o zaman zaten uygun olmayacak. Yani doğru olan bir şey olmayacak. Şimdi başkan bana ısrarla dedi ki, senden dedi, sen yatırım yaptın, bir emretin önünü açtın. Kardeşim, ben senden bir şey daha rica ediyorum. Hiçbir şey istemeden bunlardan vazgeç. Emet'in önünü bir kez daha açalım. Eğer Emet 10 yıl, 20 yıl bu tesisten adım attı, ileriye doğru gittiyse, şimdi tekrar 20 yıl, 30 yıl daha hızlı gelişecek ve Emet'in önü açılacak. Ben arkadaşlarla, yatırım yapacak kişilerle görüştüğümde de işte bu tesis yapıldığı zaman 60 kişi daha çalışacak aşağı yukarı. Oraya eğer tesis yapılması yapıldığı zaman da 100 kişi civarında daha çalışacak ortalama. Orada dediğim yerde ne? 20 dönüm arazinin bulunduğu yere yapılan tesisler. 60 dönüm ilave. Hayır, 60 dönüm şey, değil. 60 yatalı veya 70 yatalı. Yine ona ilave. 60, evet. Ona ama 60 çalışacak. 19 bin, yani yuvarlak 20 bin dönümlük dediğimiz yer adamların kendi mülkü olacak. Mülkünü yani belediyede, belediye mülkü satmış olacak. Bu yapılacaklar karşılığında ben de buralardan, bu iki yerden hiçbir hak iddia etmemiş olacağım. Şimdi konuşmalarımız bütün bundan ibaret. Tabii bu ilk bakışta, daha doğrusu ilk önce bir tereddütle tabii ki bakıyorum ben de. Acaba iyi olur mu, ne faydası olur diye. Fakat baktıkça şimdi top sahası duruyor. Top sahasının hiçbirimize faydası yok. Keşke söylendiği gibi ihaleye çıkılsa, oradan birileri alsa ve tesis yapsa. Benim hakkımdan vazgeçtikten sonra olacak iş bunlar. Ben hakkımdan vazgeçebilirim. Çünkü ben Emet için burada birçok şey yaptım. Bunu da yaparız. Yalnız bu olay ihaleye çıkacak. Bu adamlar alacak, şu adamlar alacak diye herhangi bir garanti yok. İhaleye çıkılacak. Kim alırsa bu tesisleri yapmak kaydıyla ihaleye çıkacak başkanım. Doğru mu başkan? Mescit değil amca, toplantı mı bugün? Mescit değil, mescit değil. İhaleye çıkılacak ve ihale sonucu kim bunu kabul ederse. Bu tesiste, otelin bitişinde yapılan tesiste eğer bu tesislerden yararlanmak isterlerse orada kalanlar parasını vererek yararlanacaklar. Ücreti mukabilinde yararlanacaklar. Bunun nedeni de şu. Şimdi bizim ilk şartnamamızı belki sen Hasan bilirsin. Tesis yapılabiliyor. Yaptığımız tesis de normal bizim işletmemizde oldu. Ne kadar yılımız kaldıysa o kadar yıl kullanacağız ve terk edeceğiz. Fakat başkan şimdi biraz kurnazca davranarak oradaki araziyi vermek için bu tesisi yaptırıyor. Araziyi vermek için bu tesisleri yaptırıyor ve zaten terk edilecek ama kimsenin yapmaya da niyeti yok buraya başka bir tesis. Şimdi dese ki bunlar olmasa herhangi birisine, kardeşim biz burada tesis yaptırmak istiyoruz dese hiç kimse gelmez. İhaleye de kimse girmeyecek demedik zaten bunu. İhaleye de umarım başkaları da gelir. Rekabet olur. Ama işi eğri oturup doğru konuşalım. Emet'in ihalesine çok fazla cazip olan kimse gelmeyebilir. O nedenle biz şimdiden belediye şartları iyi koymalı. Kim girerse girsin şu şartlarda diyelim ki bir yıl içerisinde tesise başlanıp iki yıl içerisinde hizmete girme şartı koymalı mesela.
başka denetleyici